arkası yarın. Güller ve dikenler. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken. Hayrola Hanım, bugün yüzünden düşen bin parça. Kötü bir şey mi oldu? Ah, ne olacak, oğlana sinirlendim yine. Levent'e mi? Niye? Ne yaptı ki sana? Askerden geldi, yakında işe de girecek. Gel evlendireyim seni diyorum ama dinlediği bile yok. Ben söylüyorum, o gülüp geçiyor. Canım üstüne varma, vakti zamanı gelince evlenir çocuk. İyi, onun yanında da böyle söyledi, hepten şımart onu. Oysa ben ona ne güzel kısmetler buldum. Rukiye'nin kızı Nurhan mesela. Gül gibi kız. Tam bize göre. Ağzı var dili yok. Ama kabahat sende Halis. Bende mi? Allah Allah. Nedenmiş o? Ben ne yapmışım ki? Baba olup da karşına alıp iki çift laf söylemiyorsun. Saçmalama Keriman. Koca adam, ne konuşacağım ki? Hayat onun hayatı. Seçimini kendisi yapar. Hem nereden biliyorsun evlenmeye yanaşmadığını? Belki de konuştuğu sevdiği bir kız vardır. Hı? Sevdiği biri mi dedin? Nereden çıkarttın şimdi bunu Halis? Hiç, birden aklıma geldi. Genç adam. Mutlaka aklına koyduğu biri vardır. Hangi zamanda yaşıyoruz ki? Artık anaya babaya soran mı var? Levent'le bir konuşsana. Var mıymış öyle birisi acaba? Oo, yeter hanım. Yorgun argın eve döndüm. Karnım aç. Böyle saçma sapan şeylerle sinirimi bozma da yemeğimi hazırla. Genç çocuk yahu. Senin dizinin dibinde oturup da bulduğun kızla kuzu kuzu evlenecek değil ya. Ha? Levent istediği kadar birisiyle konuşsun. Önünde sonunda onun beğendiği değil, benim istediğim kızla evlendireceğim onu. Sana gelin olacak kızım vay haline be. Ben Şengül ablalara gidiyorum anne. Bir şey söyleyecek misin? Selam söyle kızım. Aman geç kalma Nihal. Merak etme anneciğim. Elbise provasını yapar yapmaz dönerim. Babam nerede? Yatak odasında uyuyor. Ona da canım sıkılıyor. Sağlığı iyi değil son günlerde. Keşke emekli olmasaydı. Emeklilik yaramadı ona. Kolay değil tabii. Tam 35 sene hiç dinlenmeden çalıştı. Şimdi kendini boşlukta kalmış gibi hissediyor anne. Neyse hadi sen geç kalma Şengüllere. Merhaba Şengül abla, bekletmedim ya seni. Yok hayatım, dışarıda değiliz ki, evdeyiz. Annen ne yapıyor, iyi ya? Onun çok selamı var. Senin oğlan nerede? Okuldalar, daha dönmelerine çok var. Nasıl, elbisemi bitirebildin mi? Şimdi son bir prova daha yapalım. Akşam diker, yarın sabah getiririm sana. O kadar da acele etme canım, Akif'in düğününde giyeceğim. Sen Akif'i tanıyorsun değil mi? Kardeşin değil mi? Hı-hı. Tanımaz olur muyum? Aynı mahallede büyüdük onunla. Doğru. 3 ay önce askerden terhis oldu, işe de girdi. Şimdi de evleniyor. Bak düğüne davetlisiniz ha. Davetiyeler gelsin, size de vereceğim. Hayırlı olsun, inşallah geliriz. Sen evlenmeyi düşünmüyor musun Nihal? Bilmem, hiç düşünmedim abla. Elbise dikmekten aklıma gelmedi ki hiç. 22 yaşındasın. Zamanında geldi artık. Güzel kızsın, aklı başında kızsın. Şöyle iyi bir evlilik de sen yap artık. Bunlar senin dilemenle istemenle olmuyor abla. Kısmet meselesi. Sen elbiseyi çıkar, ben kapıyı açıp geleyim Nihal'cim. Akif Bey, sen bizim kapımızı biliyor muydun? Seni nasıl unuturum ablacığım? Bak kimi getirdim sana. Levent, sen de mi geldin? Nasılsın Şengül abla? İyiyim iyiyim, hadi içeri girin. Kaç gündür neredesin Akif? Az önce senden söz ediyorduk Nihal'le. Nihal mi? Kim o? Hasibe teyzenin kızı. Hatırladım. Nihal, bak kimler geldi. Bu Akif, hatırladın mı? Tabii, nasıl hatırlamam. Hayırlı olsun Akif kardeş, evleniyor musun? Sağ ol Nilgün. Nihal, bak bu yakışıklı genç de Levent.
Akif'in hem okul hem de askerlik arkadaşı. O da Akif gibi askerliğini yeni bitirdi geldi. Tanıştığımıza memnun oldum Nihal Hanım. Ben de. Anne nasıl Levent? Nasıl olsun? Her gün kavga edip duruyoruz Şengül abla. Aa, neden? Neden olacak? Keriman teyze beni örnek gösterip Levent'i evlenmeye ikna etmek için başının etini yiyip duruyormuş. Evlen sen de Levent. Keriman Hanım doğru söylüyor. Mühendis adamsın, askerliğini bitirdin. Tam evlenme çağındasın şimdi. Sen de annem gibisin Şengül abla. Dur hele bir işe gireyim. Daha işsizim biliyorsun. Gerçi bazı yerlere başvurdum, haber bekliyorum ama. Bırak şimdi iş meselesini bahane etme. Sen zengin aile çocuğusun. Evlenmek kolaymış Engül abla. Bir kere önce beğeneceğim, seveceğim birini bulmalıyım. Doğru söylemiyor muyum Nihal Hanım? Tabii herhalde öyle olmalı. Vakit geç oldu, istersen elbise provası için yarın geleyim. Önemli değil ama biraz daha otursaydın Nihal. Kurabiye yapmıştın. Yok, vaktinde evde olmalıyım. Anneme hava kararmadan evde olacağıma söz vermiştim. Peki nasıl istersen güzelim. Seni geçireyim. Herkese iyi günler. Güle güle. Şimdi gelirim çocuklar. Vay be. Hiç böyle güzel bir kız görmemiştim Akif. Ne o? Nihal abayı mı yaktın yoksa? Biraz çarpılmadım desem yalan söylemiş olurum. Hem güzel hem de akıllı. Öyledir. Hayrola, ne kaynatıyorsunuz bakayım? Levent Nihal'e bayılmış da onu konuşuyorduk abla. Sahi mi? Gerçekten beğendin mi Levent? Yani çok hanım bir kız. Sonra güzel de. Öyledir. Çok mazbut, çok terbiyeli bir kızdır. Lise mezunudur. Bir süre anaokulunda öğretmenlik yaptı. Şimdi dikiş dikerek aile bütçesine katkıda bulunuyor. Tam annenin beğeneceği bir gelin olur ha. Ne dersin Levent? Annemi bilmem de ben çok beğendim bu kızı Şengül abla. Vay be, Levent efendiye bak. Ciddi ciddi beğendim diyor. Beğendim tabii. Neden yalan söyleyeyim ki Akif? İyi de bakalım o seni beğendi mi? Orasını bilemem tabii. Merak etmeyin, ben kendisinden öğrenirim. Levent, sen misin? Evet, benim anne. Hayrola, bir şey mi var? Seninle konuşmak istiyorum. Yanıma gelir misin? Tabii. Evet, seni dinliyorum. Bak, askerliğini yaptın geldin. Bundan sonraki hayatını nasıl sürdüreceksin? Bir planın var mı oğlum? Evet anne. Evet, evleneceğim. Ne? Evlenecek misin? Evet. Sanırım memnun olmuşsundur bu kararıma. Zaten senin işin gücün beni evlendirmek değil miydi? Ben de evlenmeye karar verdim işte. Bu ne ani dönüş böyle oğlum? Daha dün gece evlenmeye niyetim yok demiyor muydun? Evet ama dün gece öyle söylemiştim, bugün de böyle söylüyorum işte. Peki evleneceğin kişi kim? Ben tanıyor muyum? Sen değil ama Şengül abla tanıyor. Adı Nihal. Şengül ablaların eski bir komşusuymuş. Liseyi bitirmiş. 2 yıl anaokulunda öğretmenlik yapmış. Şimdi de dikiş dikiyor. Çok zarif, çok güzel bir kız anne. Onunla evlenmek istiyorum. Peki ne zamandan beri tanışıyorsun bu kızla? Ne zaman anne? Daha kızı tanıyalı göreli 1-2 saat ya oldu ya olmadı. Bugün Akif'le beraber Şengül ablasına gittik de orada gördüm ve çok beğendim. Ha, yani daha doğru dürüst ciddi bir şey yok. Ciddi olan benim onunla evlenmek istemem. Ama tabii onun bundan henüz haberi olmadığı gibi beni beğenip beğenmediğini bile bilmiyorum daha. Neyini beğenmeyecek ki? Aslanlar gibisin. Yüksekokul mezunusun, yakışıklısın, zengin çocuğusun. Kendisi neymiş? Alt tarafı lise mezunu, dikiş diken biri işte. Öf anne. Neyse, daha doğru dürüst bir şey yok ortada. Bakalım ilerleyen günler ne gösterecek. Şimdilik müsaade. Bu akşam biraz erken yatacağım anne. Yarın sabah Akif'le buluşup nikah davetiyesi işini halledeceğiz. Hadi iyi geceler. Kimmiş bu şırfıntı bakalım. Bir görüşte oğlumu kendine aşık ettiğine göre mutlaka çok fettan birisi olmalı. Anlamadan, dinlemeden, görmeden bu evliliğe mümkün değil evet demem. İşte bak, elin yosması gelip boyunca büyüttüğüm oğlumu elimden alıp kopartacak. Ya ama yok öyle. Görme Nevzat, Levent bayıldı Nihal'e. Utanmasa evlenme teklif edecekti. Bana kalırsa sen bu işe karışma hanım. Aa, neden ayol? Nihal'i ne kadar sevdiğimi bilirsin. Ayrıca Levent'i de tanıyoruz, ne var ki bunda? Karışıyorsam hayırlı bir iş için karışıyorum Nevzat. Bak, bilmiyorum ama o Keriman mıdır, Neriman mıdır? Levent'in annesi olacak o kadına. Nedense başından beri kanım kaynamadı hiç.
Sanki içten pazarlıklıymış gibi bir his var içimde. Sonra biraz da zenginler ya, kendisini herkesten daha yüksek görüyor kadın. Olmadık şeylerde kapris yapıyor. Anlayacağın Nihal'i yakma Şengül. Aman Nevzat, sanki Nihal'i Keriman Hanım'la evlendiriyoruz. Söylediğin şeylere bak. Nihal de Levent de koca çocuklar, iyi kötüyü görüp anlayacak yaştalar. Hem Nihal'in babası Hasan amca Enikon'u yaşlandı. Zavallı adam ölmeden kızının mürüvvetini görmek ister. Sen bilirsin Şengül, ama yine de dediklerimi düşün. Keriman Hanım o kıza çektirir bak. Söylemedi deme. Hiçbir şey yapamaz. Levent Nihal'i seviyorsa annesi ne derse desin vız gelir. Hadi 5 dakika uğrayalım da Asibe teyzeye konuyu açalım. Anlaşılan aklına koymuşsun bu işi. Ayol, Levent çarpıldı diyorum sana Nevzat. Yarın damlar başıma. Ne oldu Şengül abla, Nihal'le konuştun mu diye sorar. Hadi giyecek edin de yarım saatliğine gidelim Nihal'lere. Allah Allah, kim geldi ki? Ben açarım anne. Ah Şengül abla, Nevzat abi, hayırdır, hoş geldiniz. Girebilir miyiz içeriye? Tabii tabii, buyurun. Rahatsız ettik. Ah, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hayrola, hangi rüzgar attı sizi Şengül kızım? Hasan amcayla seni özledik. Uğrayıp bir çay içelim dedik Asibe teyze. İyi ettiniz, iyi ettiniz. Sen nasılsın Nevzat Bey oğlum? Nasıl olayım, bildiğin gibi Asibe ana. Çalışıp duruyoruz işte. Hasan amca nerede? Yemeğini yedi yattı. Emekli olduğundan beri yaptığı tek şey bu zaten. Bir türlü alışamadı emekliliğe. Sonra keyfi de yok. Durun kaldırayım. Yo yo, Allah aşkına. Bırak uyusun adamcağız. Biz yabancı mıyız? Nihal nereye kayboldu? Mutfakta çay yapıyor. Dur gidip bir su içeyim. Ay sen otur, ben getiririm kızım. Aman Hasibe teyze, zahmet etme, yabancı mıyım ben? Nihal, ne haber? Ne olsun Şengül abla? Nihal, bu akşam neden size geldik biliyor musun? Yo, hayrola? Seninle konuşmaya. Sahi mi? Hayırdır? Hayır, hayır. Levent'i hatırladın mı? Bugün Akif'le birlikte bize gelen şu yakışıklı çocuk. Evet, ne oldu? Çocuk sana çarpılmış Nihal. Öyle beğenmiş ki tutturdu Şengül abla, Nihal'le beni tanıştır, arkadaşlık yapayım diyor. Sahi mi? Bana kalırsa seninle evlenmek istiyor Levent. Ne dersin? Ne diyeyim? İnsan yarım saat içinde gördüğü biri için böyle duygulara kapılır mı? Kızım, yıldırım aşkı dedikleri bir şey var. Levent de öyle görür görmez çarpılmış sana. Hele ben de senin meziyetlerinden söz edince iyice afalladı. Tanışalım, huyumuzu suyumuzu öğrenelim, sonra da evlenelim diyor. Bence böyle bir kısmet yapılmaz Nihal. Çocuk makine mühendisi, işe hazır, sonra ailesi zengin, varlıklı. İş bunlarla bitiyor mu Şengül abla? Huyu suyu nedir, iyi midir, kötü müdür? Mesleğinin mühendis olması, bir evin oğlu olması, ailesinin varlıklı olması, onun iyi insan olması için yeterli bir sebep değil ki. Orası öyle ama ben kefilim Levent'i. Arif'i tanıyorsun, onun arkadaşı. Hem ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Böyle kapı ağzında karar verilecek bir şey değil ki bu. Hem annemlere danışmam lazım. Kendi başıma böyle bir şeye kalkışamam. Danış tabii ama önce senin fikrini alayım. Sen de beğendin mi Levent'i? Onunla evlenmeyi düşünür müsün? Bilmiyorum, şu anda hiçbir şey söyleyemem. Tamam, ben içeride annene açarım konuyu. Kardeşin Akif evleniyormuş ha Şengül? Evet, darısı Nihal'in başına Asibe teyze. Kim bilir artık, kısmet işi. Vallahi bir kısmet var ama bilmem ne dersiniz. Öyle mi? Evet, Akif'in bir arkadaşı, adı Levent. Makine mühendisi, bir evin bir oğlu. Sonra durumları da hayli iyi. Nihal bugün elbise provası için bana geldiğinde Akif'le Levent uğramıştı. O zaman gördü Nihal'i. Çok beğenmiş, ille de Şengül abla bu kızla evlenmek istiyorum diye tutturdu. Vallahi bilmem ki. Düşünelim. Nihal'le bir konuşalım, kocanla bir konuşalım. Allah kısmet etmişse olur tabii Şengülcüğüm. Güller ve Dikenler adlı oyunumuzun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.